Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, bugün Şevval ayının 28. günüydü ve bu gece 29. gecesi. Yine çok önemli gecelerden biri. Bu videomuzda yine sizlere çok güzel bir dua okuyacağım birazdan. O kadar güzel bir dua ki dinlerken amin dediğinizde aynı şekilde siz de dua etmiş oluyorsunuz ve böyle yüce duaların kabulü aşikardır. Bu yüzden bu duayı siz de dinlerken amin deyin. Peygamber Efendimizin torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın bizzat kendi gönlünden geçen ve kendi düşünceleriyle ortaya koymuş olduğu bir dua. Lafı fazla uzatmayalım yine. Hemen duamıza geçelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, bildiğin için senden hayırlı olanı istiyorum. O halde Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve benim için hayırlı olanı mukadder et. İyiyi seçebilme bilgisini bana ver. Bunu bizim için mukadder ettiğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye teslimiyet vesilesi kıl. Kuşkulanma kaygısını bizden uzaklaştır. İhlaslı kullarının yakiniyle bizi destekle. Senin seçtiğini anlama konusunda bizi aciz bırakma. Yoksa takdirini küçümser, hoşnutluğunun bulunduğu şeylerden hoşlanmaz, güzel sonucu olmayanı, selamete aykırı olanı seçeriz. Hoşlanmadığımız yargını sevdir bize, güç bulduğumuz hükmünü kolaylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene teslimiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığının gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim. Sevdiğinden hoşlanalım, sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen büyük ve değerli nimetler verir, dilediğini yaparsın. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım, bilip de örtme ve haberi olup da cezalandırmama övgüsü sana mahsustur. Bizlerden her biri bir takım ayıp işler yapmıştır ama sen onu o işleriyle tanıtmamışsın. Bir takım çirkin davranışlar sergilemiştir ama sen onu rüsva etmemişsin. Kötülüklere bürünmüştür ama sen kimseyi onun bu haline vakıf kılmamışsın. Nice yasaklarını çiğnemiş, bize bildirdiğin nice emirlerini aşmış, nice kötülükleri kazanmış ve nice yanlışlıklara düşmüşüz ki bakanlar, görenler değil, sen onları biliyordun ve onları açığa vurmaya herkesten çok kadirdin. Fakat sen bize bahşettiğin selamet haliyle insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletlerimizi duymasına engel oldun. O halde ayıplarımızı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni bizler için kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları silen tevbeye ve övülen yola özendirici bir öğütçü kıl. Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden gafil olmaya düçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş ve günahlardan tevbe etmişiz. Allah'ım, yarattıklarının içinden beğenip seçtiğin Muhammed aleyhisselam ve onun temiz kullarının seçkini olan soyuna salat eyle. Ve bizleri emrettiğin gibi onları dinleyenler, onlara tabi olanlardan kıl. Allah'ım, senin hükmüne hoşnutluğumun ifadesi olarak sana hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah kullarının geçimliklerini aralarında adaletle paylaştırmış ve tüm yaratıklarına lütfuyla davranmıştır. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve beni insanlara verdiklerinle onları da benden esirgediklerinle sınama. Sonra insanları kıskanır, hükmünü yadırgarım. Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve kazana gönül hoşnutluğuyla razı olmamı sağla. Hükmünün gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç. Bana kazan sadece hayır üzere cari olur dedirtebilecek bir güven ver. Benden esirgediklerin için sana şükrümü, bana verdiklerin için olan şükrümden bol eyle. Yoksul biri için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük düşünmekten beni koru.
Çünkü gerçek şeref sahibi sana itaat edişi sebebiyle şereflenen, gerçek izzet sahibi ise sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan kimsedir. Şu halde Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve bizi tükenmeyen bir servetle faydalandır, yitirilmeyen bir izzetle destekle, ebediyet yurduna salıver. Hiç kuşkusuz sen birsin, teksin, sametsin, herkes sana muhtaçtır, senin kimseye ihtiyacın yoktur, doğurmamışsın, doğmamışsın ve kimse senin dengin olmamıştır. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve şu bulutların yarar ve bereketini üzerimize indir, zarar ve zahmetini bizden geri çevir. Onlardan bize bir musibet indirme, onlar vasıtasıyla geçimliklerimize bir afet gönderme. Allah'ım eğer onları azap ve gazap olarak göndermiş isen bir gazabından sana sığınıyor, katından affını dileniyoruz. O halde gazabını müşriklere yönelt, azap değirmenini dinsizlerin üzerinde döndür. Amin. Evet arkadaşlar, yine muhteşem bir duaydı ve bu duayı üzerimize azap inmemesi, üzerimize Allah-u Teala'nın gazabının inmemesi için okuyalım. İnşallah Rabbim tüm İslam coğrafyasını bu dualar hürmetine korusun. Rabbim bütün Müslümanları, bütün Müslüman alemini bu dualar sebebiyle korusun. Kafirlere karşı üstün kılsın inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.